Ben dilerseniz bu gastrit, alerji, karaciğer yağlanması gibi hastalıklarla bir başlamak istiyorum. Önce neden olur ve nasıl tedavi edilir? Evet, neden olur, niçin olur, nasıl olur? Evet. Zor mu oldu? Ters köşe mi oldu biraz? Zoru severiz. Evet, zor güzel. Zor olsun. Basit değil, zor. Neden gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızları neden ortaya çıkıyor? Evet. Hatta bazı insanlarda antral gastrit, kimyasal ilaçların sebep olmuş olduğu ağır mide enfeksiyonu oluyor. Veyahut da bazılarında pangastrit dediğimiz bütün mideyi iltihap kaplayabilir. Gastrit iltihap demek. Mide evet. iltihaplanması. Ülserse midede yara. O zaman direkt yediklerimizle içtiklerimizle de alakalı bir durum değil mi? Tabii, hem tabii. Hastalıklar hani hem oluşum, bir de böyle hani GDO'lu gıdalar, onlar bunlar, hani onlar da tetikler diye düşünüyorum. Tabii. Şimdi bir insanın midesini balona benzetelim. Evet. Hafif su doldurdukça yavaş 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 şişer balon. Evet. Suyla. Evet. Mide de böyle yavaş 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 genişler. Evet. Yedikçe almam demez, yemem demez. Verdikçe gider. Yavaş yavaş. Güzel. Bu nedenle mideyi doldurmayınız diyor Peygamber Efendimiz. Ve ilim adamlarının yapmış olduğu araştırmalarda kontrollü yemek gerekir. Evet. Tabii bunun için de yemeğe başlamadan önce bir bardak su. Doğru. Mutlaka içmek gerekir. Değil mi? Dinimizde de bu böyledir. Atalardan da bunlar söylenmiştir. Yani pek çok hani uzmanlar da bunları söylemiştir. Ama niyeyse ısrarla bir tıka basa biz kendimizi bir doldurma telaşı içerisinde, o doygunluğa hani ulaşma telaşı içerisinde yaşamaktayız. Evet, yaşamaktayız. Evet. Böyle giderse de yaşayamayız. Yaşayamayacağız. Hani can boğazdan gelir, boğazdan da gider diyorlar ya. Yani böyle bir tablo oluşmakta. Evet, buyurunuz. Yemiş olduğumuz besinlerdeki bakteri, virüs ve mantarlar ağızda hemen tükürük bezeleri ve bademciklerin salgılamış olduğu lenfositler vesaire yani akciğerler hemen mikrobu yok eder. Evet. Bu yediğimiz besinler mideye geldiğinde ne olur? Mide çok sert bir asit salgılar. Hidroklorik asit. Yani bu nasıl ki tencereye yemeği korsunuz, haşlarsınız. Bu da öyle, mideye gelen her şey önce midedeki asit tarafından haşlanır. İçindeki zararlı bakteri ve mantarlar yok olur. Kişiye zarar veremez hale gelir. Evet. Çok sert bir asittir. Kişi mesela yanlışlıkla diyelim ki metal para yuttu. Paslı. Saniyede pırıl pırıl eder, tertemiz eder. Çok sert bir asittir. Evet. Hidroklorik asit. Midenin mukozası bu sert aside karşı özel bir bariyerle korunur. Mide salgılamış olduğu aside karşı kendini korur. Evet. Neyle korunur? Sümüksü, süngerimsi bir tabaka var. Bu sodyum bikarbonat içerir. Evet. Mide hem hidroklorik asit salgılar hem sodyum bikarbonat. Sodyum bikarbonatı kendisi mideye vermez. Pankreasa gönderir. Üretir ama kendisi sindirim sistemine vermez. Evet. Karışmasın diye. Çünkü karışırsa midenin pH değeri bozulur. Asidik ortamda nötr bir ortama geçerse denge karışır, bozulur yani. Evet, nötr bir ortamda nötr pH değeri 7'ye doğru kayarsa yemiş olduğumuz besinlerdeki zararlı bakteri, virüs ve mantarlar yok edilmediği gibi evet. asitte sindirilmesi gereken besinler asitte sindirilemez. Evet. Bağırsağa geçer, bağırsak da sindiremez. Bu nedenle mide salgılamış olduğu asidi kendisi hemen devreye sokar. Salgılamış olduğu sodyum bikarbonatı pankreasa gönderir. Evet. Şimdi normal olarak mideye gelen ve midede görevi tamamlanan besinler 12 parmak bağırsağına geldiği zaman pankreasın salgılamış olduğu safra faaliyete geçer. Pankreasın salgılamış olduğu lipaz amilaz, tripsin gibi enzimler ve sodyum bikarbonat faaliyete geçer. Evet. Normal olarak pankreasın salgılamış olduğu lipaz amilaz tripsin lipaz amilaz tripsin gibi enzimler evet. kargodan gelen paket gibi açılmamış olarak gelir. Evet. Eğer açık olarak gelirse pankreasın salgılamış olduğu bu enzimler ne yapar? Pankreası yakar. Nasıl ki midenin salgılamış olduğu asitten mide kendini koruyorsa, kendi salgıladığı asitten pankreas da kendi salgılamış olduğu enzimlerden kendini koruyor.
özel bir kutuyla ambalajlı gelir. Ambalajlı geliyor gibi düşünün. Evet, ambalajla evet, gönderiyoruz. Evet. Kendine zarar vermeyecek şekilde. Bunlar Karaciğer'den gelen safra ile karıştığı zaman kargodan gelen paket gibi açılır şak şak şak. Evet. Ve yemiş olduğumuz besinlerdeki yağları, yağ asidine, proteinleri, amino asitlere, karbonhidratı, glikozları dönüştürmeye başlar. Sindirim başlar. Evet. Yani muazzam bir sistem var. Tamam.